İzmir'e Dair TV, İzmir Sohbetleri programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Ertuğrul Özcan. Kendisini sizlere tanıtmasını isteyelim öncelikle. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Ertuğrul Özcan? Ertuğrul Özcan, 3. nesil zeytincilik yapan bir ailenin oğlu. Oğullarım da 4. nesil olarak onlara devam edecekler. Zeytine biz gönül vermiş bir aileyiz. Bununla birlikte uluslararası yarışmalardan ödüllerimiz var. Dünyanın 2022'deki plan kategorisinde dünyanın en iyi yağını ürettik. Yine 2023 yılında katılmış olduğumuz Anatolian YOCC yarışmasında altın madalya aldık. Heyecanla şu an İtalya yarışması sonucunu bekliyoruz. İnşallah oradan da yine bir ödül bekliyoruz. Evet. Zeytincilik serüveni nasıl başladı? Kaç yaşından beri? Gerçi aileden olduğu için herhalde doğduğunuzdan beri evet. Devam ediyor. Biraz zeytincilik serüvenini bize anlatır mısınız? Zeytincilik serüvenim büyük dedem, babam, ben o şekilde devam ediyoruz. Dediğiniz gibi işte biz zeytin bahçenin içinde yoğrulduk. Onların zeytinlere çok farklı gözle baktıkları ve onların bakımlarının çok farklı olduğu için biz de onlardan öğrendiklerimizi kendimize bir şey katarak daha güzel, daha kaliteli yağ çıkarıp insanlar bunu sürmenin mutluluğunu yaşıyoruz bu arada. Kara Elmas Diyarı'nı siz dünyaya, Soma'yı dünyaya zeytincilik yönüyle de tanıtmayı başardınız. Zeytin ve kara elmas, kömür arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl bir ilişki var? Şimdi lignit kömür dediğinde insanlar da hemen negatif bir gözle bakılıyor. Fakat şöyle söyleyeyim, meyveye aroma veren leonardit ve humic asit'tir. Soma'daki kömür madenlerinde yani lignit madenlerinde de dünyanın en kaliteli kömür yatakları olduğu için bizim o dağın sırtında tam kalıyor. Yani kömür ocaklarının tam arkasında kaldığı için topraktan doğal olarak alıyor. Biz buradaki işte kaliteyi de buna bağlıyoruz. Ve bugüne kadar her katıldığımız yarışmada hiç boş dönmedik. Bundan sonra yine döneceğimizi düşünüyoruz. Peki nasıl başarıyorsunuz bunu? Bu kadar dünyada ödül almak kolay bir iş değil sanırım. Mutlaka. Değil ama şöyle değil. İşimizi biz ailemle, işte, çocuklarımla, oğullarımla birlikte severek yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. İşte burada biz mesela şöyle söyleyeyim. Doğal ürünler atıyoruz. İşte ilaç konusunda anlatayım. Hı hı. Herkesin bildiği ısırgan otunu ilacını kendim yapıyorum. Bunu atıyoruz işte sinekten kaçırıyor. Hani öldürme özelliği yok. Sadece kaçırıcı özelliği var. Diğer böcekler, kuşlar hiçbir zarar görmeden, öldürmeden hayatlarına onlara devam ediyor. Biz de burada dediğimiz gibi ağaç, toprak ne istiyorsa, hangi dönemde ne istiyorsa onu veriyoruz. İşte o örnek veriyorum, biz mesela kalsiyum atıyoruz, süt atıyoruz daha doğrusu. Her insan, yani insanda olduğu gibi, her canlı olduğu gibi kalsiyumda, o ağaçların da kalsiyuma ihtiyacı var. Biz de burada süt kullanarak kalsiyum ihtiyacını gideriyoruz. Sütle ağacı besliyorsunuz. Evet. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bunu bizim işte bu hani 2 tonluk ilaç tanklarımız var. Yani ilaç tankı dediğimiz şeyler var. Onların içine suyla sütü karıştırıp o şekilde sabaha karşı erken saatte yani gün doğumundan 1 saat önce falan işinizi bitirmiş olmanız gerekiyor ki o döneme çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü zeytin tanesini artık yeni böyle başladığında atmanız en uygun zaman. Açısından. Evet. Son derece ilginç herhalde. Sizden başka bunu uygulayan duydunuz mu? Ben şimdi şöyle bunu ben... Nasıl keşfettiniz bu yöntemi? Şimdi ben bunu dedemden duymuştum. Hı. Ama o tabii bahçeye mesela bu işte domates ve patlıcanı ekiyorlardı. Orada yaptığında ben dedim ki yani ona yapılabilir, buna da yapılabilir dedik. Orada uygulamaya başladık ve o uygulamamız devam ediyor. Var mıdır böyle bunu uygulayan? Bilemiyorum. Patenti size ait galiba. Patent almadık ama biz kullanıyoruz. Evet, çok güzel. Bir de anıt ağacınız var. Çok evet. Özel bir ağaç. Ben gittim gördüm. Bu ağaçla ilgili bilgi verir misiniz? Bunu ayrı mı şey yapıyorsunuz, sıkıyorsunuz ürününü? Nasıl oluyor? Şimdi bu 1627 yaşında o ağaç. Balıkesir Üniversitesi'nden hocalarımız gelmişler 2020 yılında tescillendi. O ağacın zeytinini yağını biz ayrı çıkıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Aslında hani hep genç ağaç derler ya, burada ağaç eğer zeytin ağacı ne kadar uzun yıllar yaşadıysa o ağacın zeytinyağı insan sağlığına katkısı daha fazla. Neden? Çünkü o ağaç doğadaki bütün hastalıkları yenmiş, soğuğu, kışı, her şeyi görmüş, aynı insan gibi tecrübe edilmiş. Ondan dolayı o ağaçların yağı hastalığa karşı daha net bir
faydası olduğu için güçlü insan, bir ağaç oluşmuş herhalde. Yani evet. Kolay değil. 1600 yıl boyunca her şeye direnmiş olmak. Şimdi bir kitap okumuştum ben. Bir Amerikan, Amerikalı bir yazar kitabı. Diyor ki eski ağaçların işte kış gelmeden önce kök yoluyla birbirleriyle haberleştiğini okumuştum. Çok bu ilginç tabii, bir evet, bilgi gerçekten. Evet. Şimdi tabii burada da şöyle söylemişler. 2 yıl önce çok bir bizim o taraflarda soğuk olmuştu havalar. Ağaçlar da etkilenmişti. Özellikle genç ağaçlar çok etkilendi. Ama yaşlı ağaçlara bakıyorum ben. O sene hem zeytin ağacı üzerinde hem de o soğuktan etkilenmemişti genç ağaçlar kadar. Evet. Gerçekten çok ilginç. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Biz tabii o ağacın yanı dedik. Az önce söylemiştik. Ayrı çıkarız yarın. Onu da satış olarak yani insanlar katkısı, sağlık açısından katkısı sağlasın diye daha iyi uygulamalarla onu çıkarıyoruz. O şekilde sunuyoruz insanlara. Evet. Onun tadı daha mı farklı? Aslında kötü zeytin yoktur. Bütün zeytinler iyidir. Ama tabii çeşitlerinden dolayı farklı aromalara, farklı kokulara sahiptir. Bizim için öncelik zeytinyağındaki aromadır. Tattır, kokudur. Bu işte asit denen ya da dizem dedikleri olarak bizim için en son giden şey. Zaten o aromayı yakaladığınızda, tadı yakaladığınızda, kokladığınızda zaten size önce bir beyninize bir mutluluk veriyor. Ondan sonra o yağ tattığınızda, kullandığınızda farkını zaten çok rahat görebiliyorsunuz. Evet. Alabiliyorsunuz tabii. Türkiye özellikle bulunduğumuz bölge bir zeytin cenneti. Ama biz kendimizi, yağlarımızı iyi tanıtamıyoruz galiba dünyaya. Siz dünyayı çok iyi inceleyen bir insansınız. Nerede hata yapıyoruz sizce? Zeytin konusunda bizim neler yapmamız lazım? Şimdi şöyle, biz zeytini 5-6 yıla kadar, hani ikinci bir şey, hani olsa da olur, olmasa da olur mantığına davranıyor artık. Bizim birlikte çalıştığımız bir mentorumuz var, uluslararası tadımcı. Birsen Can Pehlivan Hanımefendi. Ki onun biz yönlendirmesiyle zaten bu yola çıkmıştık. Ve biz gerçekten hiçbir zaman dediğimiz gibi boş dönmek hiçbir yarışmadan. Buradan da ona biz sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkenin ve zeytinyağı tanıtımı konusunda gerçekten çok mücadele eden, özverili çalışan bir insan. Biz de tabii onunla birlikte çalıştığımızdan dolayı hem mutluyuz hem de bize çok bilgiler kattı bu yolda. Ki bundan sonra artık dünyada zeytinyağının ismi artık duyulmaya başladı. Yani uluslararası İşte platformda, yarışmalarda altın ödüller, işte besting class'lar, dünyanın en iyi yağları dediğimiz gibi az önce de konuşmuştuk. 2022 yılında Blatt kategorisinde biz dünyanın en iyi 3 yağından birini seçtik, çıkarmıştık. Bu yağlar mı? Evet. Sanıyorum. Yok. Şu. Evet. Bununla hangi ödülü aldık? Bununla jüri özel ödülü, besting class ve altın madalya 3 ödülü birden aldı 2022'de. Şurada yine 2022'de İtalya Evo yarışmasında altın madalya, Londra'dan altın madalya, yine Türkiye'deki işçilerden 3 yarışmadan altın madalya aldı. Şu da bu 2023'ün yağı. Evet. Blend kategorisinde 4 yarışmaya katıldık. Şu ana kadar bir tanesi açıklandı. Anatolian'da açıklanmış. Oradan altın madalya aldı. Diğer yarışmalardan da sanıyorum boş dönmeyecek diye düşünüyoruz. Evet, çok güzel yarışmalarda bu kadar iyi ödüller almak büyük bir başarı gerçekten. Evet. Şimdi bölgelere baktığımızda her bölge kendi zeytinyağını dünyanın en iyi, en kaliteli zeytinyağı görüyor. Aslında her bölgenin zeytinyağında kendi ayrı özellikleri var herhalde. Var mı böyle bölgeler arası? Yani illa da şu bölgenin yağı çok iyidir, işte kuzey mükemmeldir ama diğerleri daha alttadır gibi. Böyle bir ayrımcılık olabilir mi? Böyle bir ayrımcılık aslında ben yok diye düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü bugün mesela gidin İtalya, İspanya'ya, işte şu bölge bu bölge değil de İtalya, İspanya yağı vardır. Hani zeytin bahçesinin konumu çok önemlidir. Eğer zeytin bahçesi kuzeyli rüzgar alıyorsa oranın zeytin yağı, zeytin ve yağı aroma olarak daha farklı, daha kaliteli. Neden? Çünkü yaz, kış sürekli rüzgar alır olası. Serin tutar ağacı, serin tuttuğundan dolayı da daha kaliteli zeytin olur ve tabii ki kaliteli bir zeytin elde ettiğinizde bunun sonucunda iyi ve kaliteli bir zeytinyağı da almamanız mümkün değil. Evet. Bir de üretim açısından baktığımızda var yılı yok yılı, işte 18 ayda bir zeytin ürün verir ama ben sizin her yıl gayet iyi zeytin ürünü aldığınızı görüyorum, buna şahidim. Evet. Var mı? Bizim doğru bildiğimiz yanlışlarımız mı var? Şimdi şöyle diyeyim ben size, var yılı yok yılı diye bir şey yok. Ha şu olur, bir yıl az olur, bir yıl çok olur. Yani diyelim ki işte bir bahçeden örnek vermek gerekirse
10 ton zeytin aldığınızı düşünün. Ertesi yıl 8 ton alırsınız ya da 7 ton alırsınız. Bu tabii bakımla alakalı. Hani ya ben işte bu sene bundan aldım, sene bundan zeytin yok. Ben bunun budamasını yapmayayım işte, sürümünü yapmayayım, gübresini atmayayım derseniz tabii o ağaç size bakmayacaktır. Evet. Biz önce şunu söylüyoruz, biz önce ağaca bakıyoruz, ağaç ondan sonra bize bakıyor. Evet. Bizim sırıklarla çırpma sanırım en kötü yöntemimiz, evet, zarar verdiğimiz ağaca. Bunun, evet, mu etkisi var acaba? Kırıyor muyuz filizleri? Tabii ki mutlaka kırıyoruz. Benim işte sizin de bildiğiniz gibi ben şey diyorum hep, çalıştığım ekibimizde iki tane ekibimiz var bizim, zeytin toplama ekibimiz. Diyorum ki onlara, kızınızın saçını tarar gibi, mesela tarak dediğimiz şeyler var bizim zeytinlerin, evet, sıyırdığımız. Onu diyorum ki, kızınızın saçını tarar gibi, yani çok sert çekmeyin, filizleri kırmayın, yapraklar çok dökülmesin ki seneye bir zeytin alalım. Hem biz sebeplerini yiyelim, hem siz işte sebeplerini çalışın, çalışmanız karşısında ücretiniz, paranızı alın diyoruz onlara. Ama sırık çok kötü bir şey. Ben hatta şunu diyorum, diyorum ki yani bir insana döversen ne yapıyorsun? Kızıyor sana. Ağaç da aynı şekilde. O da çünkü bir canlı. O da şimdi sana kızıyor. Ne yapıyor? Zeytin vermiyor. O da bizi o şekilde cezalandırıyor. Peki zeytin üreticilerine ne tavsiyede bulunuyorsunuz? Siz yılların deneyimiyle, özellikle son dönemde yeni üreticiler, bu işi daha, evet, önceden yapmamış kişiler zeytin üretimine, zeytinyağının fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ve başka sebeplerden dolayı yöneldiler. Evet. Zeytin üretmek isteyenlere ya da bu işe gönül verenlere siz ne tavsiye edersiniz yılların tecrübesiyle? Şimdi şöyle, zeytin aynı bir çocuk gibidir. Hani her şey öyledir ama. Zeytin ağacı, zeytin bahçesi aynı bir çocuk gibi. Yani o bahçeye giderseniz işte bakarsanız ağaç, filizlerine bakarsanız yani kendiniz gözlemlemeniz gerekiyor. İçinden çıkmayacaksınız. Yani ben şunu diyorum, zeytin dalını tutan hiç kimse aç kalmaz diyorum. Çok güzel. Ama tabii şimdi burada ne var? Sadece para olarak düşünürseniz zeytini, tabii ki işte az yıl çok yıl olarak değerlendirebiliyorsunuz. Ama ben bu bahçeyi iyi değerlendirip işte hem bakayım hem de işte evimi geçindireyim derseniz gerçekten size çok rahat bakar zeytin bahçesi. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz buraya teşekkür kadar ederiz. Antika Zeytinci olarak biz çok teşekkür ediyoruz. Bizim misafir ettiğiniz için. Yine sizinle de görüşmek istiyoruz. Zeytin Hasat Festivalimiz var biliyorsunuz yine bizim. Evet, inşallah. İnşallah bu sene yine yapacağız ikincisini. Bundan sonra artık o zaten Zeytin Hasat Festivali gelenek haline gelecek inşallah. Her yıl bunu yapmayı düşünüyoruz. Yine işte o şeyde zaten Zeytin Hasat Festivali'nde o 1627 yıllık asıl ağacın olduğu bahçede yapacağız her sene. Nasip hayırlısı diyoruz. İnşallah çok iyi güzel, olacak. İnşallah. Evet sayın seyirciler, zeytinle ilgili güzel bir konuyu ele aldık. Bir başka konu ve konukla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.